Herkese selamlar. Bu Sıra 5 eğitim setimizin 11. dersiyle birlikteyiz. Bu derste tipografi konusuna devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde bir paragraf yazıp lead komutunu göstermekle başlayacağım. Bootstrap'ın bizim için oluşturduğu bu CSS klası olan lead bize şık bir paragraf sunmak için hazırlanmıştır. Normal paragraf şurada, leadli paragraf üstte olacak şekilde bakalım nasıl bir tepki ile karşılaşacağız. Gördüğünüz gibi çok şık bir paragraf oluşturmuş. Tabii biz bu container fluid'i şöyle yapalım. Container haline getirelim ki ortada toplansın. Daha net görelim ne yaptığımızı. Gördüğünüz gibi normal bir paragraf şu haldeyken biz şu şekilde daha ince ve daha büyük paragraflar elde edebiliriz. Şunu söylemem gerek, gerçekten şık oluyor. Lead klasını gerçekten beğeniyorum bu Strap'taki. Bunun dışında hangi komutlarımız var onu görelim. Metinleri hizalamak istiyoruz. Diyelim metni sola hizalamak istiyoruz ya da ortaya çekmek istiyoruz. Text Center ya da sağa hizalamak istiyorsak Text End'i kullanacağız. Tekrarlıyorum. Sola hizalamak için Text Start'ı, ortaya almak için Text Center'ı, sona almak için yani sağa almak için Text End'i kullanacağız. Tabii bu komutlar neye göre çalışıyor? Dış kutumuzun sınırları çerçevesinde. Biz container'ın içerisine sıkıştırmıştık bu 3 paragrafı ve bu 3 paragraf orada kendini hizalayacak. Kontrol edelim. Bakın sola hizaladık, metni ortaladık, metni sağa hizaladık. Bu hizalama işlemini container'a göre ayarladık. Eğer burası örneğin container fluid olsaydı, yani dış kutumuzun genişliği ne kadar el veriyorsa o kadar. Gördüğünüz gibi fluid dediğimde sola, ortaya ve sağa hizalanmış şekilde karşılaştık. Şimdi bunları dediğimiz gibi bu şekilde kullandık. Ancak biz bunları breakpoint noktalarıyla kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Örneğin ben diyebilirim ki şurası text start olsun ancak large'dan sonra center'a geçsin. X large'dan sonra end'e geçsin. Yani sağa hizalansın. Bakalım gerçekleşecek mi? Şuraya bakın. XX large'da sağa hizalandı. Şöyle diyelim. Şuraya değişiyorum diye değiştirelim. Bak şimdi dikkat edin. Extra small'da ve small'da gördüğünüz gibi hala solda metnimiz. Bunlar kafanızı karıştırmasın diye yorumu alıyorum. Şimdi medium'a geliyoruz. Large'a geldiğimiz anda center'a geçecek. Bakın large ekranda center'a geçti. Ancak yetmez. Ben diyorum ki XX large genişliğindeki ekranlarda ben bunu sağa çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi XX large'da sağa gitti. Bu şekilde breakpoint noktalarıyla da kullanabilirsiniz ki kullanıyorsunuz da. Yani ben bunu bayağı kullanıyorum. Siz de kullanacaksınız. Örneğin ben bazen mobilde center ortalamak istiyorum. XX large ekranlarda sola hizalamak istiyorum. Ben bunu bayağı sık yapıyorum. Bu yüzden siz de sık kullanacaksınız. Bu gerçekten çok önemliydi bu komutlar. Bu komutlar sitede sürekli kullanacağınız komutlar. Bunları öğrenmenizi önemli tavsiye ederim. Şimdi normalde bizim metinlerimiz, paragraflarımız vesaire duyarlıdır. Çünkü biz Bootstrap'i kullanıyoruz. Bootstrap'i kullanmasak bile duyarlılığı vardır metinlerimizin. Ne demek istiyorum? Şu an şu metni görüyorsunuz. Geliyorum, 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 geliyorum. Şu an bir sıkıntısı yok değil mi? Duyarlı gibi görünüyor. Ancak duyarlı değil. Şimdi dikkat edin bakın. Şöyle geliyor, 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 geliyor. Large ekranın altına düşüyorum. Bakın. Dikkat edin şuraya. Yazım sağ ekranın sağında kalıyor. Yani görmüyorum şu anda. Bakın gidiyor gidiyor gidiyor. Yazılarım bir alta kırmıyor. Yani bir alta düşmüyor ve duyarlı bir şekilde içeriğin ekranın özelliğine göre kendini konumlandırmıyor. Bakın dikkat edin. Gitti gitti. Bakın sağda kaldı. Görmüyorum ben şu anda. Şurada bir scroll bar oluştu. Diyor ki eğer okumak istiyorsan sağa sola çek. Biz mobilde bunu sağa sola çekmek istemeyiz. No wrap özelliğidir. Kullanılması gerekildiği durumlarda ve kesinlikle bu konuda bunu kullanırken ne yaptığınızın bilincinde olmanız gerekir. Yani biraz profesyonel bir kullanımdır. Kafanızda estiği gibi buradaki duyarlılığı elinden alamazsınız metnin. Aksi halde gördüğünüz gibi kişi sağa sola çekip durur mobilde. Böylelikle saçma bir site oluşur. Biz bunu istemeyiz. Biz bunu istemediğimiz zaman default olan nedir? Zaten text wrap'tir. Yani duyarlılığını ver geri. Bakın ekranda yer olmadıkça aşağıya doğru pozisyonunu aldı ve böylelikle şuradaki scroll çubuğu oluşmadan ben içeriğimi görüntüleyebiliyorum. Bakın dikkat edin. Duyarlı bir metin. Bunu nasıl yaptık? Text wrap ile yaptık. Aslında bunu şöyle bir örnekle de taçlandırabiliriz.
bir division oluşturduk ve ona bir arka plan rengi verdim. Şimdilik bu arka plan rengine takılmayın. Önümüzdeki derslerde göstereceğim. Siz şuradaki text wrap ve text no wrap'e odaklanın. Bir CSS verdim. Bu yüzden bir style atadım. Dedim ki genişliği 6 RAM olsun dedim. Hemen bir gözlemleyelim nasıl bir şey oluşturduk. Şöyle yapalım. Duyarlı şu anda. Kendisini benim belirttiğim şu 6 RAM'lik, genişliği 6 RAM olan bir kutunun içerisinde konumlandırdı. Pozisyon alırken kendisini sağa gidecek şekilde değil de kutunun içerisinde kalacak şekilde aşağıya aşağıya kırarak düzenledi. Ancak ben text no wrap dersem bu sefer onun duyarlılığını elinden almış olurum. Ve gördüğünüz gibi 6 RAM'lik kutunun dışına taştı. Sağa doğru gitti. Halbuki ben bunu istemiyorum. Ben burada ekranımın kutumun içerisinde kalacak şekilde bir içerik ayarlamıştım. Ancak kutumun dışına taştı. Kutunun hakimiyetini kabul etmedi. Text wrap'i de bu şekilde kullanacağız. Text wrap ve text no wrap. Zaten text wrap'i kullanmadığımızda default olarak text wrap kullanmış gibi olacağız. Çünkü her metnin teksti default olarak text wrap'tir. Bunları yazıyoruz. Biz şunu da size anlatmak istiyorum. Yani Bootstrap'ta sadece her yere tek bir class yazmak zorunda değilsiniz. Bootstrap'ın istediğimiz class'larını istediğimiz yerde istediğimiz sayıda kullanabiliriz. Bakın hem arka plan rengi yaptım hem de lead yaptım. Az önce lead'i size göstermiştim. Lead neydi? Lead paragrafımı şu şekilde ince bir hale sokuyordu. Şu background'ı bir silelim. Gördüğünüz gibi aynı zamanda lead class'ını da çalıştırmış oldu. Bu da ek olarak aklımda kalsın. Şimdilik size text break'i anlatmam gerekiyor. Biz text break'i yorumlarda özellikle çok kullanırız. Niçin? Kişi gelip yorum yaptığı zaman ve şuraya dikkat edin bakın. Herhangi bir boşluk bırakmadığını düşünün. Geliyor kişi şöyle saçmalıyor bir şeylerle. Şu şekilde bir yorum yazıyor sitenize. Şunu kaldıralım bu style'ı. Şuraya bir paragraf. Break mola vermek kırmak anlamına geliyor İngilizce'de. Anlayacağınız metnimizi kır diyoruz. Yani bu arkadaşımız, bu ileri zekalı arkadaşımız gelip bizim sitemizde sitemizin metinlerini bozmaya çalışıyor. Yorum yaparken saçmalamış. Ancak biz bu saçmalamaya izin verecek miyiz? Hayır, tabii ki vermeyeceğiz. Bir gözlemleyelim. Bakın kişi geldi sanki bu bir kelimeymiş gibi. Dikkat edelim şu an. Bakın görüyor musunuz? Benim sayfamın, browser'ımın sağında kaldı. Şu an görünmüyor. Bu ekranda şu kısım görünmeyecek. Çünkü bunu tek bir kelime olarak algıladığı için HTML bunu tek bir kelime olarak göstermeye çalışıyor bize aynı satırda. Bakın ancak alttakine bakın. Text break yaptım. Burada ekrana sığmayınca aşağıya aşağıya gidiyor. Şöyle dikkat edin. Text break yaptığımız gördüğünüz gibi kendini cihazda konumlandırdı. Alt satıra geçti ve cihazı aşmadı. Ancak şu yukarıdakine bakın. Sağda kaldı. Tamamen yazılar sağda. Şurada scroll bar oluştu bakın. Tam metnim tek bir satırda kalacak şekilde ayarladı. Ve gördüğünüz gibi bizim sitemizi bozdu kişi. Bir yorum yaptı. Yorumda saçmaladı. Ve bizim sitemizin görüntüsünü bozdu. Biz bunu önlemek için zaten yazılımda bir şey vardır. Asla kullanıcıya, siteye giren kullanıcıya güvenme diye. Bu yüzden text break komutunu muhakkak o tür kullanıcıdan veri alıp ekrana yansıttığımız zaman kullanacağız. Bir sonraki komutlarımız text decoration komutlarımız. Hemen onları inceleyelim. Şurada bir paragraf attık ve içerisinde bir yazı yazdık. Bu normal bir paragraf ve şimdi gelip text decoration underline, text decoration line through ve text decoration none'ı kullanacağım. Paragraflarla birlikte şunları kullanabiliriz. Underline altını çizer. Line through üzerini çizer. Bizim linklerimiz bildiğiniz gibi az önce örnekte de göreceksiniz. Linklerimiz altı çizili gelir. Bu HTML'de standarttır. Tabii bu beni gerçekten rahatsız eden bir şey. HTML artık bunu standartını değiştirmeli. Çünkü ben tüm linklerde altı çizili zaten kaldırıyorum sürekli CSS'de. Ben o zaman default olanını altı çizilisiz olarak gelsin. Biz eğer istiyorsak altını çizeriz. Yani bu gerçekten yazılımcının işini zorlaştıran bir şey. Sürekli altını çizili olan linklerin altındaki çizgiyi kaldırmakla uğraşmak gerçekten zahmetli bir iş. Linklerde eğer alt çizgiyi kaldırmak istiyorsak text decoration none diyoruz. İstemiyoruz diyoruz. Bakın burada home, about us, profile ve contact. Yani ana sayfa hakkımızda profil ve iletişim adında bir menülerimiz olsun diyelim.
menü linklerimiz olsun. Biz bunlardan bazılarının altı çizili olsun istemiyoruz. Gerçi hiçbirini istemiyoruz da ben örnek olarak şu ikisinde kalsın dedim ki görebilin yani. Normal paragraf, tabii göstermek daha güzel olur. Bakın burada Text Decoration Underline özelliğini görüyorsunuz. Metnin altını çiziyor. Eğer üzerini çizmek istiyorsanız Line Through özelliğini kullanacaksınız. Text Decoration Line Through. Eğer dikkat ediyor musunuz? Linkimden bu iki linkin altı çizili değil. Bunu nasıl yaptım? Text Decoration None özelliğiyle yaptım. Siz de eğer altı çizili gelmesini istemiyorsanız None yapacaksınız. Şu ikisinin altı çizili geldiğini için. Çünkü onları None yapmadık. Onları da None yaparsak güzel bir görüntü elde edeceğiz. Diyelim bir menü kısmı yaptık. Başarılı bir şekilde linklerin altındaki çizgiyi kaldırmayı başardık. Bunu da Text Decoration None özelliğiyle yaptık. Peki şunları bir yoruma alalım. Şunu da sileyim aslında. Text Lowercase, Text Uppercase ve Text Capitalize adında 3 adet komutumuz var bu strepte. Neyi sağlıyor bu? Text Lowercase buradaki tüm harfleri küçük harfe. Zaten küçük harfe küçük harf demek lowercase İngilizce'de. Uppercase büyük harf demek. Adından anlaşılacağı gibi hepsini büyük harfe çevirecek. Capitalize ise her kelimenin ilk harfini büyük harfe çevirecek ve bize bu şekilde bir çıktı üretmiş olacak. Lowercase şuradaki T büyük olmasına rağmen küçültmüş. Gözlemleyin. Şuradaki T büyüktü. Uppercase hepsini büyük harfe dönüştürdü. Capitalize ise bakın her kelimenin sadece ilk harfini büyük harfe dönüştürdü. Bu şekilde text lowercase, uppercase ve capitalize'ı da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yine text decoration'ı da kullanabilirdiniz. Burada tamamen size kalmıştı. Gördüğünüz gibi altını da çizerek kelimeyi biçimlendirebiliriz. Tamamen size kalmış. Burada bize bootstrap bir komut daha veriyor. Initializing ABBR komutuyla kullanılır. Aslında geçen ders verseydim size daha mantıklı olacaktı. Hemen şöyle göstereyim burada. ABBR komutuyla beraber gelip class initializing dediğimiz zaman şuradaki WHO yani Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltmasını bizim için biraz daha küçük yazdıracak. Tek özelliği bu. Şöyle aslında böyle %50, %75, %200 yaklaştırıyorum. Bakın şuradaki WHO, şuradaki WHO'dan daha büyük. Daha küçük bir WHO ABBR'ın içerisindeki yazının daha küçük, bir tık daha küçük yazılmasını istiyorsak initializing komutunu, klasını kullanacağız. Belki bunu pek kullanmazsınız ama ABBR etiketini kullanırsanız belki orada initializing'i ekleyerek bir tık daha küçük bir şekilde yazmak isteyebilirsiniz. Bu da tamamen size kalmış. Bootstrap bize diyor ki sen diyor benim font size'ımla oynayabilirsin. Yani herhangi bir font bir paragrafın ya da herhangi bir yazı metninin font size'ıyla oynayabilirsiniz. Bunun için diyor ki ben font size'ın kısaltmalarını yazdım. Böyle bir class oluşturun. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar. En büyüğü hangisi? 1. Bakalım büyüklük oranları ne? Ona göre şöyle bir küçültelim ekranı tekrardan. %125'e indirdim. Tam nasıl görünüyor onu bir görmenizi istiyorum. Evet, %100 olduğunda işte şu şekilde. Font size 1, font size 2, font size 3, 4, 5 ve 6. Bu şekilde font size'larıyla oynayabiliyorsunuz. Hemen şöyle %125 yapalım. Bootstrap bizim için gayet güzel bir class oluşturmuş. 1'den 6'ya kadar. Biz bir metni büyütmek istiyor ya da daha küçültmek istiyorsak burada 1'den 6'ya kadar olan fs komutlarını kullanabiliriz. Yani font size. Peki bu font size'ların kalınlıklarıyla oynayabiliyor muyuz? Onu görelim. CSS'den bildiğiniz üzere az önce ben size font size'ı gösterdim. FS1, FS2, FS3, 6'ya kadar gidiyor. Şimdi de font weight komutlarını göstereceğim. Bu da bizim fontumuzun, yazı fontumuzun kalınlığını ayarlıyordu. Bunun da baş harflerini almış, bir class oluşturmuş bu strap. Diyor ki font weight bold. Font weight bolder. Bold kalın, bolder daha kalın. Burada font weight normal normal olan font weight, normal kalınlık yani. Burada light daha ince. Burada font weight lighter daha ince. FCT italik yazıyı italik verecek. Bu da normal olanı verecek.
Foam weight bolt kalınlaştırdı. Boulder daha da kalınlaştırdı. Normali şu. Burada light inceleştirdi. Şurada daha ince yaptı lighter ile. İtalik yaptık. Font size italic. Burada font size FCT normal. Bu normali şu italic olanı. Bu şekilde italic, ince, kalın ya da normal foam weight'ler verebilirsiniz. Bootstrap size bu özelliği sağlıyor. Bootstrap'ın bize sağladığı diğer güzel özellik ise bizim CSS'ten aşina olduğumuz line high komutlarıdır. Nasıl? Satır yükseklikleri. Satır yüksekliklerini de ayarlayabiliyoruz. Hemen nasıl yapacağımızı görelim. Bakın satır aralıklarını ayarlamak için line high-1 klasını vermiş. Line high small, line high base, line high large demiş. Bu şekilde bakalım satır aralıklarını nasıl ayarlamış. Hemen şuraya small vesaire bu değişiklikleri de yazalım. Bakın normal satır şöyle, satır aralıkları gayet güzel. Ancak siz satır aralıklarını daha da yakın göstermek istiyorsanız line high 1'i kullanacaksınız. Line high small'u kullanırsanız gördüğünüz gibi şuradakinden bir tık daha açık. Ancak yine bence gözü yorar sitede bu. Şuradaki normali kadar iyi değil. Normali daha iyi. Bakın line high base şu an normali ile hemen hemen aynı. Ve bence bu daha güzel. Tam okunulurluk olarak da gözü yormayacak bir aralıkta. Line high large ise bayağı aralıklar gördüğünüz gibi mesafesi bayağı var. Ancak bu da fazla. Yine dediğim gibi sitede ne yapmak istediğinize bağlı. Belki yaptığınız yazılımda aralık satır aralıkları uzun olmalıdır. O zaman line high large'ı kullanabilirsiniz. Bir de font monospace'i kullanabiliyorsunuz. Font monospace, yani şuradaki fontu değiştirmek isterseniz font monospace'i kullanabiliyorsunuz. Normali ile arasındaki farkı gözlemleyin. Bakın bu normal. Bu da monospace fontuna ait. Aradaki farkı görebiliyor musun? Monospace fontunu da kullanmanız için sizin için bir class hazırlamış ve diyor ki sadece font monospace deyin. Ben sizin için monospace fontuna geçeceğim. Anlatmak istediğim bir diğer özellik ise linkin rengini şuradaki bir üst ebeveynin rengiyle aynı yapabilir miyim? Onu görelim. JavaScript eğitim setimde ya da HTML eğitim setinde olacaktı. Her ikisinde de XML eğitim setimde de anlattım. HTML DOM dediğimiz bir sistemle çalışır. Nedir bu? Her element kendindeki iç elementin üzerindeki bir ebeveyndir. Şu an gördüğünüz bu paragraf bir ebeveyn. Onun içerisinde bir A elementi olduğu için HTML elementi. Bu da bu ebeveynin child'ıdır. Yani çocuğudur. İngilizce'de buna child. Şuradaki paragrafa da parent deniliyor. Niçin? Çünkü burada örneğin division olsaydı division'ımız bir parent olacaktı. Yani ebeveyn. Buradaki linkimiz, a linkimiz ise bir child, çocuk olacaktı. Yani ebeveyn çocuk ilişkisi var anlayacağınız. Ben diyorum ki text reset ile kardeşim diyorum ben bu linkin kendi öz rengini kullanmak istemiyorum. Ben ebeveynimin rengi neyse onu kullanmak istiyorum. Ebeveynime ben bir renk verdim. Siz şu an bu rengi anlamak zorunda değilsiniz. Bunu önümüzdeki derslerde anlatacağım. Ancak bir renk verdim. Green'in biraz açık bir tonu oluyor bu Bootstrap'te. Böyle bir renk verdim ve dedim ki Link'e kardeşim sen kendi rengini kullanma. Zaten senin rengin cılız bir mavi. Zaten nefret edilecek bir mavi. Yeter. Bıkkınlık geldi. Sen ebeveynin rengi neyse onunla aynı renge bürün diyorum. Tamam diyor. O zaman diyor ki Bootstrap diyor ben sana text reset'i kullan diyorum. Şu text reset'i şu linkte kullanırsan ben ebeveynin rengi neyse ona bürünürüm diyor. Şurada a ref diyez işaretini bıraktık. Zaten şu an linkimiz herhangi bir yere yönlenmeyecek. Bakın reset linki gördüğünüz gibi bu renkle aynı oldu. Ama şurada aynı renk olmadı. Bu cıvık maviye dönüştü. Şurada başka bir renge dönüştürelim. Mesela kırmızı diyelim. Gördüğünüz gibi link de kırmızıya döndü. Burada yeşile çevirirsek link de kendini yeşile çevirecek. Gördüğünüz gibi. Link ebeveynin rengine bürünüyor. Bu da kullanabileceğiniz bir özellik gerçekten. Çünkü linkin kendi rengi cılız bir mavi. Nefret ediyorum. Kim niye göre yapmış bilmiyorum ama hiç hoşuma gitmeyen bir mavi. Son bir iki kod daha gösterip bu dersi sonlandırmayı düşünüyorum.
Bütün bu unordered listleri ve listlerimi ben niçin yaptım? Şuradaki list unstyled şöyle unstyled komutunu gösterebilmek için. Hemen ilk önce bir görelim, ondan sonra anlatalım. Bakın şu siyah noktalar geliyor ve bu gerçekten rahatsız edici bir şey. Default olarak tanımlı olan bu maalesef. Biz bunların gitmesini istiyoruz. O halde ne yapacağız? Unordered liste gelip şuradaki özellikleri kaldıracağız. Bunu nasıl yapacağız? List unstyled. Ben kardeşim senin siyah noktalarını istemiyorum diyorum. Bootstrap böylelikle HTML'e biraz daha hükmetmem için bana yardımcı oluyor. Gördüğünüz üzere li'lerimi oluşturdum. Onun içerisinde bir unordered list daha oluşturdum ve şu an listlerimi görüyorsunuz. Peki aynı klası şurada kullansaydık, şu unordered listin içerisinde de kullansaydık, bakın orada da gidecekti. Şurada gördüğünüz 3 nokta kayboldu. Bu da list unstyled'ın özelliği. Listlerimizi alt alta değil de yan yana yazmak istiyorsak ne yapacağız? O zaman da list inline özelliğini kullanacağız. O halde hemen benimle birlikte yazın. Bakın, unordered list yazdım. Nokta klasımı vereceğim. List inline diyeceğim. Tamam. Büyüktür işareti yapacağım. İçerilerinde list yapacağım ve bu listlere de bir class vermem lazım. Bootstrap bana diyor ki benim list inline item adlı klaslarımı kullanman gerek diyor. Tamam diyorum, kullanacağım. Sonra çarpı diyorum, 4 tane oluştur diyorum. Tab tuşuna basıyorum. Benim için gördüğünüz gibi list inline unordered liste verdim. Listlerime ise list inline item klasını verdim. Şurada gördüğünüz gibi oluşturdum. Yan yana oluşturacağımı söyledim. O halde madem yan yana bir menü yapalım. Ana sayfa hakkımızda profil ve iletişim adında gördüğünüz gibi menü isimleri oluşturduk. İngilizceleri daha havalı olduğu için İngilizce yapıyorum bunları. Menülerde İngilizceler her ne hikmetse daha havalı duruyor Türkçelerine göre. Bunu kaydettik, gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi gayet şık bir şekilde oluştu. Eğer biz bu list inline'ı yapmamış olsaydık ne olacaktı? Ve şuradaki list inline item'ları silseydik bakalım nasıl bir dönüş olacaktı? Gördüğünüz gibi alt alta geldi. Ancak ben bunları yan yana görmek istediğimi söylüyorum ve güzel bir şekilde benim için bir menü oluşturabilecek şekilde yan yana hizaladı. Inline dediğimiz gibi zaten geçen derslerde size flex konusunu anlatmıştım. Yani inline gördüğünüz yerde içerik kadar olacak ve yan yana getirecek. Hatırlıyorsanız the inline komutunu hatırlıyorsunuz. Flex'leri kullanırken, Flexbox'ta kullanırken inline ne yapıyordu? Bir satırın blok özelliğini kaldırıyordu. Sadece içeriğin kadar genişlik sağlıyordu ve yan yana böylelikle nesnelerimizi getirmemize imkan tanıyordu. Inline aslında burada Bootstrap'te her gördüğünüz yerde yine aynı işlemi yapacak. Blok özelliğini, ya tüm satırı bir nesneye ayırmaktan çok sadece içerik kadar ayıracak ve böylelikle nesnelerim yan yana gelip hizalanabilecek. Bu ders çok uzadı. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.